Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak Sarı içindeki Balkan Şehitliği'nde sona erdi. Yürüyüşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Edirne İl Müftü Yardımcısı İbrahim Memiş ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrası açıklama yapan Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, millet, bayrak, vatan, namus ve şeref için canlarını ortaya koyan şehitlerin unutulmaması gerektiğini söyledi. Geçmişi olmayanın geleceğinin de olmayacağını ifade eden Serhat Ocak, 100 yıl öncesini idrak edemeyen nesillerle 100 yıl sonrasını düşünemeyiz diyerek şunları söyledi. Gençlik şehadanın izinde diyerek il müdürlüğümüz önünde başlayıp, Balkan şehitliğimize gelen ve şehitlerimizi yüreklerinde hisseden genç kardeşlerim, sevgili gençler ve değerli katılımcılar, millet için, bayrak için, vatan için, namus ve şeref için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi asla unutmamalıyız. Hafızamızda her zaman diri tutmalıyız. Atası olmayanın atisi olmaz. 100 yıl öncesini idrak edemeyen nesillerle 100 yıl sonrası asla düşünülemez. Bunun için yollara düştük. 99 sene önce on binlerce şehit verdiğimiz Sarıkamış şehitlerini anmak ve anlamak için. Ne zaman seni ansam içim yanar, dışım donar. İçim dışım çığ tutar. Sarıkamış yalandır, borandır Sarıkamış. Sarıkamış ayazdır, destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır tam 90 bin. Evladı buz kesmiş, evladı toprak olmuş. Feda etmiş şehitlerimizin bir aşkı vardı. Sevdası vardı. O sevda vatanıydı. Sakarya'da ve Anadolu'nun dört bir yanında destan yazdınız. Fedakarlığın, inancın, azmin, sevdanın. Konuşmalardan sonra Edirne Müftü Yardımcısı İbrahim Memiş'in dua etmesinin ardından anma töreni sona erdi. Tören sonunda katılımcılara ekmek arası köfte ve ayran ikram edildi. Rabbimiz şehitlere öyle bir imkan, öyle bir makam vermiş ki onlar demişler ki ya Rabbi, bu bizim sahip olduğumuz nimetlere, bizden sonraki nesillere de keşke bildirsen diye niyazda bulunuyorlar ve hemen ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ferahine bime atahumullah diye devam ediyor ayet-i kerime. Şehitler kendilerinden sonra gelen nesilleri müjdeler. Niçin? Çünkü şehitlerin o kadar büyük nimetleri var ki Rab katında. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve akıbetu lil muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena atina fi'd-dünya hasreten ve fi'l-âhireti hasreten ve qina azabennar. İlahi ya Rabbi, şu mübarek mekanda şehitlerimizin huzurunda dua ediyoruz. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. İman eyle ve ibadetlerimizi daim eyle ya Rabbi. Şu anda burada bulunan gençleri, nesilleri, şehitlerine layık olan nesillerden eyle ya Rabbi. Onlara da hayırlı ve bereketli ömürler nasip eyle. Ya Rabbi, bizi ve bizden sonraki nesillerimizi şehitlerine layık, namazını kılan, ibadet eden, Rabbine layık nesillerden eyle ya Rabbi. Ve selamun aleyhi ve mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Oğlum birbirimize gidiyoruz. Evet hocam.